Dostlar merhaba. Terleten ikililer serisine konuşma çizgisinden önce iki nokta mı kullanılır, virgül mü kullanılır? TDK'nin bununla ilgili kesin bir kuralı yok. Ama ben verilen örneklerden bir sonuca varmaya çalışacağım. Ve bu konuyu tamamen çözmüş olacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. Evet dostlar notlarımızda geldi konuşma çizgisinden önce virgül mü iki nokta mı gelin bunu kesin çizgilerle birbirinden ayıralım. Ancak şunu söylemek lazım TDK'nin bu durumla ilgili kesin bir kuralı yok. E hocam nasıl kesin bir çizgiyle ayıracağız bunları birbirinden? Biz bize düşeni yapacağız. Yani TDK'nin verdiği örnekleri karşılaştıracağız ve bu örneklerden sonuca çıkarak o sonuca göre konuşma çizgisinden önce virgül mü gelecek? iki nokta mı gelecek? Bunu belirleyeceğiz dostlarım. Haydi dilerseniz TDK'nin verdiği örnekleri tek tek karşılaştıralım. Bakın Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül konur. Bu benim sözüm değil. Bu TDK'nin virgül kuralı dostlar. Gelin sitesine bakın. Aynen bu ifade geçiyor. Aynı ifadeyi iki noktada da göreceğiz. İki noktada da aynı ifadeyi verecek. Sonuna iki nokta konur diyecek. Hiçbir ayrım yok. Ancak örneklerde ciddi bir fark var. Gelin bakalım. Bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e konuşma çizgisine dikkat. Bu anahtar köşküde açar dedi. Şimdi bak konuşma çizgisinden sonraki ifadeye dikkat edin. İç içe kaynaşık cümle biçiminde. Bu anahtar köşküde açar dedi. Eğer konuşma çizgisinden sonra iç içe kaynaşık cümle yani bir alıntı cümle aktarıyorsak konuşma çizgisinden önce bakın buraya ne koymuş? Virgül koymuş TDK. Bu örnek TDK'nin örneğidir dostlarım. Dikkat. E peki iki nokta için nasıl bir kural vermiş? Bakın aynı cümle. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna bu sefer bak ne diyor? İki nokta konur. E şimdi örneğe bakalım. Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar. Bak iki nokta koymuş konuşma çizgisinden sonraki ifadeye bakın. Yulaf, pancar, zerzavat, tütün. Ha, bu bir aktarma cümle değil bakın. Yulaf, pancar, zerzavat, tütün dedi şeklinde bitseydi şuraya virgülü koyacaktı. Ama direkt adamın kendi cümlesini verdiği için buraya iki noktayı koymuş oldu. E şu halde son sözümüzü söyleyelim. Şu durumda kişinin sözü alıntı olarak veriliyorsa virgül olduğu gibi veriliyorsa iki nokta gelmelidir. Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır. Eski şehri gezdin mi? Rothschild'in evine gittin mi? Bakın bu cümleler kişilerin kendi sözleri. Dolayısıyla buraya ne koymuş bakın? İki nokta koymuş. Eğer şöyle olsaydı Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu sorular şunlardır. Tabi başka bir ifade olmalıydı. Eski şehri gezdin mi? Dedi. Rochel'tin evine gittin mi? dedi şeklinde olsaydı şuraya virgül koyacaktı. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Dikkat, sessizce sınıfa girdi öğretmene özür dilerim geciktiğim için dedi. Bakın aktarma bir cümle vermiş konuşma çizgisinde o zaman buraya ne koymuş bakın virgül koymuş. Son sözü tekrarlayacak olursak kişinin sözü alıntı olarak veriliyorsa virgül olduğu gibi veriliyorsa iki nokta koymuş TDK. Ama kural budur demiyorum. Tekrar uyarayım. TDK'nin verdiği örneklerden ben bu sonucu çıkardım. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.